Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu koronavirüsü sebebiyle ve aynı zamanda sahne işleri, biliyorsunuz şarkı söylemeye başladım artık. Mevzumuz biraz sekteye uğradı. Ama aynı hızda devam ediyoruz. Şimdi lead gitar serisinde bu derste size bir tane acayip slip başlangıç çalışması. Ve aynı zamanda süpersonik parmak çalışması göstereceğim. Hadi gitarlarınızı kapın, hemen başlayalım. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tabloları ben zaten gönderdim. WhatsApp grubumuzda var. Bu şekilde de cillop gibi de hazırladım sizin için. 15, 12, 12. İlk önce 15'e serçe parmağımızla basıyoruz. Ha bu arada parmak numaraları çok önemli. Ben niye bununla takılıyorsam? Biraz önce kayıt yaptım da onun için. Parmak numaraları çok önemli. Çünkü biz şimdi burada sadece 2 telde çalışıyoruz. Sonra 3 telde, 4 telde, 5 telde ve 6 telde slip çalışması yaptığımız zaman parmak numaraları ve pera tekniğimizin doğru olması bizim işimizi acayip kolaylaştıracaktır. Yoksa sadece 12'ye böyle böyle bastım, şöyle şöyle bastım da olmaz. İleride cortlarız. Hemen bir örnek göstereceğim. İlk ölçümüzde 12'ye birinci parmağımız geliyor, 15'e serçe parmağımız geliyor. Yani 15'i çalıyoruz serçe parmakla, birinci parmakla 12'yi çalıyoruz, sonra üstte 12 ile geçiyoruz. Yalnız burada böyle atlamıyoruz, bara gibi basıyoruz. Yapıyoruz yani 15, 12, 12. Bu mi minör arkadaşlar, mi minör slip çalışması yani. Olacak. Onun için parmak numaralarımız acayip önemli. Çalalım hemen. 5 defa çalıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve hafiften vibrato olarak tatlı olur. İkinci ölçümüz şu şekilde. Yine aynı pozisyondayız. Bu sefer birinci parmak yerine ikinci parmağı koyacağız. Yani 15, 12, 13. Yine 5 kez çalacağız. Üçüncü ölçümüzde 12'ye serçe parmağımız, 8'e birinci parmağımız, 10'a da ikinci parmağımız geliyor. Ha bu arada şunu söyleyeyim, bu da do minor slip. Şimdi 12, 8, 10 olan bu da la minor slip arkadaşlar. Sadece alttaki iki telden yapıyoruz. Sadece alttaki iki tel. Devamı geliyor arkadaşlar. Siz bunu bu şekilde tam olarak gösterdiğim gibi çalışmaya devam edin. Bunu hazırladıkça mevzular kolaylaşacak. Şöyle yine 5 defa çalıyoruz. 12, 8, 10. 2, 3, 4, 5. Dördüncü ölçümüz şu şekilde. Bu sefer 12, 7, 8. Biraz parmaklarımızı açacağız arkadaşlar. Çalıyoruz yine 5 defa. Çaldığım zaman hatırlayacağım. Ben bilmiyorum. Parmaklarım biliyor arkadaşlar. Ben baştan buraya kadar yavaş bir çalayım. Siz benimle beraber takip edin. Defaymış. Evet ve burada 8'i bayağı bir vibrato yapıyoruz. Hemen ikinci satıra geçiyorum. Yani 5. ölçü. Burada arkadaşlar hemen döndük. 12, 8, 8. Bunu yapmıştık zaten. Bir daha yapalım. 12, 8, 8. Yok yapmadık. Çünkü bu zaten do majör si. Neyse gösteriyorum hemen. 12, 8, 8. Yine 5 defa bu. Ondan sonra
10, 7, 8 arkadaşlar. Bu sol majör si. Sol majör si. Hemen çalıyorum. 10, 7, 8. Yine 5 defa yapacağız. Bir sonraki ölçümüz bu arkadaşlar. 12, 8, 8. Bunu yapmıştık. Son ölçümüzde bir ölçüde iki slip var. Bunlardan birincisi re majör. 1, 14, 10, 10, 14, 10, 10. Bunu şu şekilde yapıyoruz. İki defa yapıp burada bitiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu parmaklarımız hiç bozulmadan 14'te serçe parmağımız, birinci parmağımız sadece 11'e geliyor ve ikinci parmağımızla 13'e basıyoruz. Yani 13. En sonunda da 12'yi çalacağız. Yalnız burada bu değil arkadaşlar. Kesinlikle, çünkü bu da diminiş slip arkadaşlar. Gibi şeyleri yaparken parmak numarası çok önemli. Sakın ha, aman ha atlamayın. Şimdi son ölçüyü bir kez daha çalacağım. 14, 10, 10. Sonra yana kaydırdım. Bu slip çalışmasını çalışırken ölçü ölçü çalışın arkadaşlar. İlk önce bir oturtun oturtun, ondan sonra diğer ölçüye geçersiniz. Videoyu, birinci ölçüyü çalıştınız, durdurun. Hani bir yapın falan. Ondan sonra iyice emin olun parmak numaraları falan doğru mu. Ondan sonra ikinci ölçüye geçersiniz. Sonra da hepsini birleştirdiğiniz zaman oradan da cillop gibi yaparsınız. Değerlendirmem için bana göndermek isterseniz WhatsApp grubuna yazın arkadaşlar. WhatsApp grubuna kayıt olmak için 0506 195 50 50 telefon numarasına isim, soyisim, çaldığınız enstrüman ve yaşadığınız şehri yazarsanız sizi WhatsApp grubuna ekleriz arkadaşlar. Şimdi çaldığınızı bana göndermenizi neden istiyorum biliyor musunuz? Çünkü bazı kardeşlerimin pozisyonu bozuk oluyor. Bazı kardeşlerimin pena tutuşu bozuk oluyor ve yanlış yerde çalıyor. Yani şurada çalan falan gördüm yani. Aynı zamanda daha geride çalan kardeşlerim de var. Böyle olduğu zaman arkadaşlar ilerlemeniz çok zor olur. Yani yoksa ben deli miyim, kendi işimi arttıracağım. Hani videoyu yapıyorum, gönderiyorum, izleyin, çalışın. Ama Zeki Müren'in de sizi görmesi lazım arkadaşlar. Çünkü bu kanalda karşınızda duran kişi gerçek bir müzik öğretmeni. E gitara da ne kadar hakim olduğunu görüyorsunuz. Bu kişi de size yardım etmeye hazır. Neden biliyor musunuz? Çünkü YouTube'da enstrüman öğrenmek gerçekten zor arkadaşlar. Sizin seviyenizde bir etüdü bulup bir sonraki aşamaya geçmeniz için gerekli olan teknikleri aramak bile çok büyük bir zaman kaybı zaten. Onun için bu videoları baştan seri olarak çalışırsanız, videoları da bana gönderirseniz roket hızıyla ilerlersiniz arkadaşlar. Akorlarda şöyle, şimdi tabloları gönderdim zaten. İki ölçü var. İlk ölçü mi minör, bayağı bildiğiniz. Mi minör bilmeyen kardeşlerimiz varsa Kolay Gitar Öğren serisinden bakabilirler. Ya da bayağı Google'a yazın. E, M yazın arkadaşlar, çıkacak. Mi minör, Do majör, La minör, Mi minör. Bu akorların nasıl basıldığını bilmeyen kardeşlerimiz varsa zaten bu videoyu pek çalışıyorlar mıdır, çalışmıyorlar mıdır bilemedim. Google'a yazın arkadaşlar. E, M yazın. E, C, A, B, E, B. Ama böyle E, M, C falan demiyoruz arkadaşlar. La minör, Mi minör falan diyoruz. İkinci satırdaysa Do majör yazıyor. Doğru. Ama biz ritim gitarda bunu Do beşli akor olarak kullanıyoruz. Power chord diye geçer. Power akor denmez. İşte başı İngilizce, poposu Türkçe falan olmaz. Diyorsa power chord ya da power five chord ya da beşli akor. Beşli akor. Do beşli yapıyoruz. Şu şekilde. Bayağı muting ile yapıyoruz. Muting'i önceki videolarda anlatmıştım.
Bu kadar. Ondan sonra sol bir üstte. Do bir altta. Re. Burada da mi bemol diminiş akor var arkadaşlar. Belki bunu bilmiyor olabilirsiniz. Ya muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Hemen göstereyim. Mi bemol diminiş için arkadaşlar birinci parmağımız altıncı perdede, üstten ikinci telde. Serçe parmağımız da dokuzuncu perdede oluyor. Baştan çalacak olursam şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Çok güzel. Zaten bu diminiş akorlar bayağı kullanılır arkadaşlar. Mesela Mor ve Ötesi'nin Cambaz şarkısında da var. Var ya şurası. Biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bunun çalınmasının nasıl olduğunu öğrenmek isterseniz halta yazıp videosunu çekeriz arkadaşlar. Nasılsa tatil. Evet, şimdi gelelim ikinci çalışmamız, süpersonik parmak çalışmasına. Arkadaşlar ben size bir çalayım şunu. Birinci parmak 5'te üst penayla çalıyoruz, üstten alta doğru. İkinci parmak 6'da, 7, 8. Hep bu çalışmada pena üst alt gidecek arkadaşlar. Şöyle 4 tel 5, 6, 7, 8 iniyoruz. 1, 2. tel, 3. Ondan sonra serçe parmağımızı 9'a kaydırıyoruz. Ters gidiyoruz. 9, 8, 7, 6. Sonra birinci parmağımızı 7'ye kaydırıyoruz. 7, 8, 9, 10. Buraya kadar şöyle oluyor. 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Sonra alttaki iki teli de 7, 8, 9, 10 iniyoruz. 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Süper. Buraya kadar bir çalalım. Siz de gitarla şimdi beni takip edin arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Bunu yaparken zorlanan kardeşlerimiz sadece bu videoyu burada durdursunlar, bunu çalışsınlar, devamını bunu yaptıktan sonra yapsın. Yoksa ortalık çorba olur arkadaşlar. Devam ediyorum. 15. Birinci parmağımızı 11'e kaydırıyoruz. Tersten gidiyoruz. 11, 10, 9, 8. 4 tel çıkıyoruz. 11, 10, 9, 8. 11, 10, 9, 8. Bir tane daha. 11, 10, 9, 8. Süper. Sonra birinci parmağımızı 7'ye getiriyoruz. 7, 8, 9, 10. Yine serçe parmağımızı, 10'daki serçe parmağımızı 9'a getiriyoruz. 9, 8, 7, 6. Ve bu sefer 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6 bitiriyoruz. Bitirdiğimizde de geldiğimiz nokta 5. perdenin yanındaki 1. perde. Neden böyle oldu? Dönüp bir daha çalacağız. Yani çaldık çaldık. Falan diye. Bu çalışmaları yaparken aynı zamanda hangi video serisinden devam edelim? Gitar teorisi mi? Lick gitar serisi mi? Blues gitar mı? Funk gitar mı? Kolay gitar öğrenme? Aşağı yazarsanız ona göre bir sonraki videoyu bu şekilde yapacağım. Başarılar!